Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders ile karşınızdayım. Bu ders bahçe düzenlemesini yapacağız önce. Bu ders için arkadaşlar vaziyet planı olan değil, bina oturum planı olan şu planı kullanacağız. Çünkü burada binanın çıkmaları ve saçakları dahil olduğu için bahçeyi tam olarak göremiyoruz. AutoCAD'den önce ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Şurada bir bahçe duvarı var. Artı 0, 0 kodunda. Burada bir merdivenin su basma kodu var. Bina girişinin su basma kodu var. Artı 0, 30 kodunda. Şu binanın hizasından gelen bir parapet duvar var. Burada bir merdiven var ve merdivenden aşağı eksi 3 koduna iniyoruz. Burada bir otopark kapısı var. Burada ise herhangi bir kapı yok. Çünkü burada dükkan var. Şurada aşağı geçiş için bir kapı var. Evet, şimdi şuradaki bahçe duvarından başlıyoruz arkadaşlar. Burası düz gelmediği için ölçüyle ölçü aracıyla bir kılavuz çizgi oluşturmak daha rahat olur. Evet, önce burayı bir yapalım. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Ve Mac Component, Mac Group yapıyoruz. Ardından şu binanın köşesinin olduğu bir noktadan seçip buraya koyabiliriz. İçine girip 90 santim yükseltiyoruz. Yani parapet yüksekliği kadar. Bunları çift tıkladığımız zaman onunla aynı yüksekliğe getirir. Şimdi aşağısı için önce aşağıdaki bahçeyi çizmemiz lazım. Yine burayı bu şekilde genişletelim. Pardon. Şu plandaydı. Şuradan tutup şuraya düz bir şekilde çizmemiz yeterli. Bunu da make grup yapıyoruz. Aslında bunu şuradaki döşemeyi uzatarak yapabiliriz. Şunu şöyle üzerinden çizip anlamını aşağıdaki şu döşemeyle aynı hizaya getiririz arkadaşlar. Şu yaptığımız grubu silelim. Şunu ya şöyle ortasından çizelim. Şunu şöyle 1000 metre çekerek, evet, şurada hata yapmışız.
O yüzden Ctrl Z yapıyoruz. Şöyle 1000 metre çekip düzenleyebiliriz. Şurada küçük noktalar kalıyor arkadaşlar. Bunları da göstereyim şöyle hadi yapıp. Şu çizgiler, dik çizgiler kalıyor. Bunları böyle de silebilirsiniz. Ardından un hide last veya all dediğiniz zaman hepsini siliyor. Şimdi tekrar 1000 metre geriye çekelim. Evet, bahçemize, aşağıdaki bahçemiz hazır. Şimdi onun duvarlarını yapalım. Aynı şekilde bunu da grup yapıyoruz arkadaşlar. Ve yine herhangi bir köşeden tutarak getirip koyuyoruz. Yine 90 santim kaldırıyoruz. Şimdi şurayı çizelim. Evet. Bunu da şu binanın şuradaki köşesinden tutup koyabilirsiniz. Bakın şurada altta rampanın altındaki şeyler kaldı. Onları silebilirsiniz. Bunların detayına gireceğiz arkadaşlar. Yani buraya mesela mermerin çıkmasını yapacağız. Korkulunu falan yapacağız. Bunların detaylarına sonra gireceğiz. Şimdi şuradaki merdiveni yapalım. Tane basamak var arkadaşlar. 3 metre aşağı iniyor. 300 bölü 20'den rıt yüksekliğini bulabilirsiniz. 15 santim. Bunu hemen 15 santim bir kalınlık veriyoruz. Ve make component yapıyoruz. Grup da yapabilirsiniz bu diğerlerinden farklı. Aksını arkadaşlar ayarlamayı unutmayın. Daha rahat bir çalışma imkanı sunar size.
Şimdi arkadaşlar şu basamaklar ise birçoğu birbirinin aynısı olan basamaklar. Gördüğünüz gibi. Bunu da yine 15 santim yükseltip M komponenti yapıyorsunuz. Yine aksını ayarlayın. Bu ikisini seçip M grup yapın. Bunu da aksını ayarladığın zaman bu grup içerisinden çalışırsanız bir daha her birine aks ayarlamak zorunda kalmazsınız. Şu kısmı yay ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde kabaca geçerek de yapabilirsiniz. Bu tercih size bağlı. Yaptıktan sonra bir kenara çekmenizde fayda var. Daha rahat çalışırsınız. Evet, şimdi şu ilk yaptığımız basamağı arkadaşlar kopya oluşturuyoruz. 90 derece çeviriyoruz. Ve buraya koyuyoruz. Tabii 90 derece değilmiş. Şu şekilde 6,9 derece daha çeviriyoruz. Bundan sonra arkadaşlar şu şekilde birbirinin ucuna ekleyerek x 5 desek yetmiyor. x 7 x 9 galiba. Ardından bunu yükseltelim. x 10'muş. Şunu şuraya koyalım. Bunu da bir 15 santim daha yükseltiyoruz. Ardından bu basamağı tutup bunu da bir bunun hizasına getiriyoruz. Her birini uçça ekleyerek arkadaşlar merdiveni oluşturuyoruz. X4 pardon. Şuradan tutup X3. En sonunda arkadaşlar bunu getirip ucuna ekliyoruz. Evet, 3 metre olmuş. Gelip yerine koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oturmuş. Tabi burada şöyle bir şey var. Bu merdivenler bu şekilde durmaz arkadaşlar. O yüzden şu basamakları bir 15 santim daha içeri çekiyoruz.
Şimdi şöyle 15 çekelim. Şu kısmı şekilde siliyoruz arkadaşlar. Şunlar duvarın içine de girdi arkadaşlar. Onları da düzeltelim. Şöyle. Diğerleri zaten düzgün arkadaşlar. Burada şu duvarı da kademeli olarak yükseltmekte fayda var. Şöyle yapalım. Evet, şu şekilde yapılabilir. Burası eğimli bir şekilde ayarlanabilir. Şöyle düz birleştirelim. Evet, şu şekilde. Bu bahçe duvarının üzerine ferforje korkuluklar yapılabilir ilerleyen zamanlarda. Evet arkadaşlar, bu dersimizde bu kadardı. Bir sonraki dersimizde artık bina cephesinin süslemesine geçebiliriz. Dükkan camlarını yapmadık henüz, onları yapabiliriz. Artık yavaş yavaş süsleme kısmına geçebiliriz yani arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.